otelde motelde kalır sanıyordum Semih. Ne iyi ettin burada kalmakla. Eurolar gitti yenge. Yoksa ben kanepede yatacak adam değilim herhalde. Burası iyice ev olmaktan çıktı. Resmen Hülya Palası oldu. Hop 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 hop. Kanepe benim. Sen yerde yatacaksın. Baba! Efendim güzel evladım. Abim yerde yatacaksın diyor. Lütfen ona misafir olduğumu söyler misin baba? Her defasında ezersin zaten bu çocuğa. Okumuş adam yerde yatar mı? He? Ağustos böceği. Türk ailesinin hiyerarşik ayarlarıyla oynamayın lütfen. Büyük bakkala gitmez, büyük yerde yatmaz. Büyük olmanın bazı avantajları vardır ya. Sen büyüksen, o da mühendis. Geç güzel evladım. Sen kanepede yatacaksın. O zaman sizin yatakta yatsın baba. Sen yerde yatacaksın. Kıskanç çocuk. Peki baba. İyi geceler babacığım. Gute Nacht. Sana da iyi geceler. Gute Nacht. İyi Gute Nachtlar. Kalk çabuk oradan Semih. Kalk, orası benim yerim. Sen yerde yatacaksın. Almanların çok sevdiğim bir lafı vardır abi. Neymiş o? Nein. Bizim Türklerin de bir lafı vardır. Ben de onu çok severim. Neymiş o? Yalaka. Gelir gelmez babama yağ çekmeye başladın. Ulan nereden buluyorsun bu kadar? Yağlamıyorum ki. Ona bir kere yağlama değil, imaj yöntemi denir. İmaj. İmajmış. İmajın batsın. Ben bu imaj meselesini çözdüğümde 8 yaşındaydım. Sen de uyu bakalım abi. Sen durup dururken niye geldin buraya? Memleket özlemi diyebiliriz. Memleket özlemiymiş. Askerden sonra bir gittin, 8 senedir yoksun ortada. Şimdi mi depreşti memleket özlemin? Yapma, fena olur ha. Şişt, yerime yatayım deme. Vallahi babama söylerim. Oğlum, ben sana beni arama demedim mi? Ben seni arayacaktım. Geldim, geldim. Babamlardayım. Bir cinlik düşünmese Türkiye'ye gelmezdi. Kesin bir iş var bu işin içinde. Oğlum, ilk günden açılır mı böyle mevzu? Yarın açacağım. Bir saniye. Ya, das ist Brüder, meine Brüder, meine. Sağ ol, ya, oh, ya, ne var? Baba, baba! Ne oldu güzel evladım? Abim özel telefon görüşmemi dinliyor baba. Kadir, ne yapıyorsun sen? Utanmıyor musun kardeşini özel görüşmelerini dinlemeye? Ha? Yat bakayım çabuk, git! Yat lan! Yat lan! Tamam, tamam, peki. Aç üstünü! Oğlum hadi kapat artık. Babam ayakta kıllanacak şimdi. Merak etme, konuyu yarın açıyorum. Evi satacak, tıkır tıkır paraları elime sayacak. Ne de olsa en sevdiği evladıyım. Bana bak, bu kulüp işini de dönerci işi gibi batırırsan ağzını burnunu kırarım seninle. Herif bizi Almanyalarda mühendis sanıyor, biz orada iş batırıp duruyoruz. Ben bilmez miyim malımı? Babama bir mevzu açacak ama ne? Bak yine çıkmıyor tuvaletten. Öldürecek bu çocuk beni ya. Öldürecek. Sen de namaza kalktığında iyice ne yapsana Kudret?
Hepiniz bana karşısınız zaten. Kadir Efendi içeride bulmaca çözsün, babası da burada saksı gibi beklesin. Gör işte, yetiştirdin evladı, gör. Babası da saksı muamelesi yapıyor. İçerideki Semih olmasın? Semih yapmaz öyle şey. İçeride bulmaca çözüp babası da burada saksı gibi bekletmez. Saygılıdır benim Semih'im. Sahi nerede o? Amma kazık bulmacaymış ya. Bunu çözse çözse ancak babam çözer. Bir ne işin var burada? Niye işe gitmedin? Bugün işe gitmeyeceğim baba. Kardeşimle hasret gidereceğim. Ne demek işe gitmeyeceğim? Hasret giderecekmiş. Hem işi sen saklıyorsun, hem beni yanıltıyorsun. Beceriksiz! Beceriksiz! Ceren! Gel buraya bakayım sen. Ne oldu baba? Harçlık mı vereceksin? Harçlık mı? Evet. Nereden bildin? Nereden bildin benim sarı civcivim? Ceren'cim, bak bugün amcanla dedenin bütün konuşmalarını kaydetmeni istiyorum, tamam mı? Niye? Çünkü akşam geldiğimde soracağım. Hepsini kaydet. Onları ne konuşuyorlarsa dinle, anlaşıldı mı? Dinlerim de bu parayı hemen unuturum. Biraz daha lazım. Kızım sen kime çektin ya? Sen kime çektin anlamıyorum ki. İyi, tamam. Al. Hepsini dinleyeceksin, tamam mı? Kulaklarını dört aç. Hepsini kaydet. Anlaşıldı mı? Tamam baba. Kesin bir şey var bu gelişin arkasında. Mevzuyu açtım acaba. Bu ne kardeşim ya? Köfteden kıl çıktı ya. Kıl mı çıktı? Evet baksana. Geçen de çıktı söylemedim. Dombili köfte mi yiyoruz, peruk mu yiyoruz belli değil, ayıp ya. Dombili. Bak müşteri ne diyor? Ne diyor? Köfteden kıl çıkıyor diyor. Saçlar dokunuyor patron. Hı? Susana kardeşim ya, sus. O Ramiz Bey'in kıllığı patron. Benim köftemden kıl çıkmaz. Bu ne kardeşim, bir değil iki değil. Dombili. Ne yaptın kardeşim sen? Köftelere kıl mı ektin? Plantasyon mu yaptın? Yok be patron. Dombili köfte benim için bitmiştir. Benim için de. Ne yaptın sen dombili? Acaba itirazını bileceksin. Geberteceğim seni şömele derim. Geberteceğim Hasan seni, geberteceğim. Lütfen Yavuz Bey, Tuba Hanım bir yanlışlık olmuş. Ben hemen köftelerinizi değiştireyim efendim. Ha, bırakın abi, bırakın lütfen ya. İnanılır gibi değil ya. Şikayet edeceğim ya. Yavuz Bey. Dombili. Ne yaptın sen? İmajımızı iki paralık ettin. Bak Yavuz Bey ne diyor? Tüketici köşesine yazacağım diyor. Sizi şikayet edeceğim, hakkımı arayacağım diyor. Siz artık bu dombili köfteden umudu kesin kardeşim. Bence siz bu dükkandan ayağınızı kesin Ramiz Bey. Öyle kılsınız ki köftelerime bile kıl bulaştırıyorsunuz ya. Bak böyle konuşursanız ben de tüketici köşesine giderim, tamam mı? Nereye istersen git kardeşim. Biliyorsun o köşeden çıkış yok. Hadi yayla git. Hadi ayıp, yalla, ayıp ya. Yalla, defol git. Dombili, eğer yarın gazetelerin tüketici köşelerinde dombili köfte aleyhinde tek bir satır çıksın, tek bir harf çıksın, gebertirim seni, mahvederim, öldürürüm. Seni de, ikinizi de öldürürüm. Bundan sonra köfteleri böyle yapacaksın. Köfteden bir daha bir tane kıl çıksın, kafana motosiklet kaskı takarım. O da olmadı, beton dökerim. Bu kıllar kesilene kadar ensendeyim ona göre. Tamam patron ya. İki tane kıl için birbirimizi kırmayalım. Sus! Konuşma! Birbirimizi kırmayalımmış. Sen Kadir Bey köftenin piyasadaki onurunu kırdın ama. He? Dükkan kirası geldi çattı. Kasaba borcumuz dağlar kadar. Piyasada Kadir Bey köfte imzalı binlerce, on binlerce senet var. Bankalar kredi kartına faiz üzerine faiz bindiriyor. Nasıl ödeyeceğiz borçları? Senin bu kıllı köftelerinle mi? Senin orada dökülen kıllarınla mı? Tamam ya, tamam. Taktık işte.
Dua et, yarın gazetelerde aleyhinde tek bir satır çıkmasın. Eğer dombili köfte biterse, dombili baykuş Hasan da biter ona göre. Merhabalar. Ceren, Ceren. Ha, hoş bulduk. Ceren, Ceren. Efendim baba. Ne o, dediklerimi yaptın mı? Her kelimesini. Aferin sana güzel kızım, yürü, yürü. Evet İpek, dinliyorum. Of Tankut, saçmalama Allah aşkına ya. Deden amcan nereye gittiler? Memlekete gittiler baba. Memlekete mi gittiler? Memlekette ne yapacaklarmış? Dedemlerin evini satacaklarmış. Her şey kayıtlarda yazıyor. Dedemlerin evini mi satacaklarmış? Ne diyorsun sen ya? Yalnızlıktan çok sıkıldım, kimse ilgilenmiyor. Yalnızlık, sıkıntı, bunalım, bin türlü dille. Evi satıp abimlerin yanına geliyorsunuz. Başka türlü benim için rahat etmez. Kusura bakmayın. Ben bunca sene okuduysam bir bildiğim var. Abimlerin yanına. Ben gitmeden alırım size bir ev. Siz yeter ki satın şu evi. Hayır, sizin için endişeleniyorum. Yaşlılık bu. İnsanın evladına yakın oturması lazım. Hatta evladıyla oturması lazım. Amcam niye dedemlerin evini satıyor baba? Bilmiyorum kızım. Bilmiyorum. Kadir, gel bak düğün kasetini seyrediyoruz. Düğün kasetimiz mi? Evet. Bak, beni öptüğün sahne geliyor. Düğünün en güzel anı. Seni öptüğüm sahne mi? Hayır. Kadir! Hulya? Kadir, bu ne? Zaten düğün orada bitiyordu Hulya. Bitmiyordu. Daha takım merasimi bile başlamadı. Ay, benim en sevdiğim yer de orasıydı. Ne yapayım Hulya, sen de kaseti orta yerde bırakmasaydın. Karışmış işte. Defol! Senin defol! 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 Nerede bu dombili? Kasaba kadar gitti, gelir birazdan patron. Hı. Yoksa tüketici köşesinde kötü bir yazı mı çıktı? Yok patron, ben sabah hepsini okudum. Hiçbir şey yok. İyi, iyi. Rafi, gel buraya. Brainstorming yapacağız. Ne? Beyin fırtınası diyorum, beyin fırtınası. Cevaplanması gereken sorular var. Geç kalmadan bir an önce cevaplamalıyız. Gel buraya. Tamam. Peki patron, bunun için para alacak mıyım? Neyin için? Brainstorming'i. Bilmeyeceksin. Beleş yapacaksın. Allah Allah. Dinle beni. Bak şimdi Rafi. Diyelim ki senin çok yağcı, çok gıcık bir kardeşin var. Evet. Bu kardeşin durup dururken aniden, apansız bir şekilde Almanya'dan çıkıp geliyor. Evet. Geldiği günün hemen ertesi gün, yani tırnak içinde hiç vakit kaybetmeden babasını ikna ederek memleketlerindeki evi satmaya götürüyor. Evet. Neden Rafi? Ha? Neden? 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 Bulamadım patron. Niye olabilir ki? A, para için. B, para için. C, yine para için. Benim aklıma başka bir şey gelmiyor çünkü. Ama kardeşini Almanya'da iş iyi. Yok. Ben o kadar emin değilim Rafi. Çünkü Semih'in eylemlerinden küçüklüğümden beri hep şüphe duymuşumdur. Niye? Çünkü o babamı kandırmaya çok küçük yaşlarda başladı. Nasıl? Nasıl mı? Karne günleri bizim evimiz kesif bir şekilde çamaşır suyu kokardı. E'si Semih çamaşır suyunun karne üzerindeki notları sildiğini benden çok 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 önce öğrenmişti.
Kardeşin elinde karnesi burada beni bekliyor. Sen beyefendiyi sokaklardan topluyoruz. Geç otur şöyle, geç. Semih, ver bakayım karneni. Aferin benim güzel evladım. Hepsi on. Al bakalım karneni. Hadi. Şimdi doğru oyun oynamaya. Hadi. Ben şimdi abinle ilgileneyim biraz. Ver bakalım karneni. Ver! Bu ne bu? Ha? Bu ne? Şuraya bak. Yine spor tutu gibi bir karne getirmişsin. Çocuklarım hallederiz baba. Halledermişiz. Sus! Beceriksiz! 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 Karne günleri bizim evimiz hep çamaşır suyu kokardı Rafi. Ama bunu bir türlü ispat edemedim. Kulağa çekilen hep ben oldum. Çok büyük geçmiş olsun patron. Çok sağ ol Rafi. Mesela Semih'in üniversite diplomasını bizim aileden bugüne kadar hiç kimse görmemiştir. Yok mu yani? Var diyor. Ama Almanya'daki iş yerine verdim diyor. Babamı buna inandırmış olabilir. Ama beni asla inandıramadı Rafi. İnanmayacağım da. Almanya'da nerede çalışıyor? Bir yer ismi verdi ama telefonla asla ulaşamıyoruz. O babama çok yoğunum diyor, babam o okumuş çocuk diyor. O ben sizi ararım diyor, babam o okumuş çocuk diyor. Babamı ikna edip evi satalım diyor, babam yine o okumuş çocuk diyor. Ama yemezler Rafi. Bu işin içinde bir bit yeniği var. Onlar gelmeden önce bu işi çözmeliyim. En iyi ihtimalle babamı başıma saracak. Ama çok daha kötü bir ihtimal var. Neymiş o? Hem babamı başıma saracak, hem de ev parasını alıp sıvışacak. Gördün mü anne? Bir haftada hem evi sattık, hem bütün eşyaları. Sizi de böylece İstanbullu yaptık. Ya göreceksiniz. Bir pazarlık yapıyor ki 60 milyarlık evi 65 milyara sattı. Ne de olsa okumuş insanın hali başka oluyor. Güzel evladım benim. Aslan evladım benim. Bize gitmeden buralardan yeni bir ev alırsın değil mi? Buralardan mı? İstanbul'un çok daha güzel yerleri var. Mesela Polonezköy gibi. Olur mu kızım? Yakın olsun da sık sık gidip gelelim birbirimize. Para nerede baba? Yatırsaydın bari senin hesaba. Yok. Nakit aldık. Trink para. Herhalde bu devirde nakit çalışacaksın. Ne demiş ünlü bir Alman düşünür? Olmaya devlet cihanda bir tutam nakit para gibi. Kimmiş bu ünlü Alman düşünürü? Goethe. Aa, o ne biçim isim öyle? Çocuğun ne suçu var? Babasının kabahati. Çocuğuna doğru düz isim koysaydı. Atıyor anne ya. Üstelik o laf bizim Kanuni Sultan Süleyman'ın lafı. İçinde de nakit diye bir şey geçmiyor. Ne yapsaydık abi? Evi verip sikke mi alsaydık? Bakın Kilyoslar'a falan da güzel aslında. Kilyos çok uzak anne ya. Nasıl gidip gelecekler? Sen karışma bakayım Ceren. Bence ev almakta o kadar acele etmeyin. Abimlerin evi yeteri kadar geniş. Kalın bir süre daha burada. Tabii. Hem abimler de alışmışlardır size. Böyle birdenbire ayrılık olmaz. Alışırız canım. İnsan nelere alışmıyor ki? Zaten şu sıralar İstanbul'da emlak piyasası çok yüksek. Bahara kadar bekleseniz iyi olur. Bakıyorum da bir haftada İstanbul emlak piyasasının nabzını çok iyi tutmuşsun kardeşim. Tutar tabii. Çocuk babasının geleceğini düşünüyor. Yaşlılığını düşünüyor. Sen ne yapıyorsun? Ağustos böcekliği yapıyorsun. Pardon telefon. Kusura bakmayın. Ben bir su içeyim. Otur öyle. Belki çocuk özel görüş alır. Otur. Peki baba. (Gülüyor)
Hallettik oğlum, hallettik. Açıyoruz kulübü. Sadece pederin paraları güzellikle elime sayması kaldı. Evet, evet. Bana bak. 6 ay kar falan beklemek yok ha. Önce moruğun parasını ödeyeceğiz. Ondan sonra cebimize para girecek. Ne de olsa moruğun 30 yıllık birikimi var. Olmaz. Önce onun parasını ödememiz gerekiyor. Şişt, kapat artık. Kapat. Yarın geliyorum. Yarın oradayım. Çüz. Kimdi o? Helga, yengen. Bu kızla ne zaman konuşsam içime acayip bir ateş kapıyor. Kız sanki bir enerji drink. 5 vodka 5 şeker abi. Yılışma, sırlaşma. Bu aşk, bu yazan damgasını vuracak. Bu.